Öncelikle merhaba arkadaşlar, yeni bir gemikle karşınızdayım. Bu gaming ne yapacağız? Bir önceki gaming neler yaptığımızı bir önceki videoda görmüştünüz. Ee, bir keş ödülü almıştık, 210 dolar artı 15 dolar, 225 dolar. Bir de süper air kart almıştık izlemeyenler için. Hemen bir özet geçtim. Eğer izlemediyseniz merak ediyorsanız hemen zaten çok kısa bir video. Bir önceki videoyu izleyebilirsiniz. Ee, geçelim yeni gaming kâr yani burada şöyle bir sıkıntımız var. Game week, e, bittiğinde bir önceki Game bittiğinde Mert Günon sakatlık haberini aldım ve e, elimde Ali Vural Şaşal olduğu için süper yine bir kalecim var diye düşünüyordum ve Mert olmaz e, Ali olur diye düşünüyordum. E, game Week'in ilerleyen saat dilimlerinde ve ilerleyen günlerinde e, durum tam tersine döndü. Mert'in oynayabileceği durumu söz konusu olduğu ortaya çıktı ve bir anda da Şaşal e, elinden hafif bir sakatlık yaşamış sanırım. E, o yüzden şaşal gitmiş oldu. Mert geri gelmiş oldu. Öyle bir durum söz konusu. E, Mert oynayacak deniliyor. Belki riske atılmayabilir ama Mert Avrupa şampiyonası olacağı için muhtemelen kendini göstermek istiyor. Ve ben maç kaçıracağını zannetmiyorum. Bu maç yüksek ihtimalle başlayacaktır. E, videoda böyle başlamış olayım. E, Cap 270 Super Rare kadromda şöyle bir şey var. E, Ali Vural Şaşal sakat olduğu için tabi Super Rare'de tek bir kadro kurabileceğim. Onu da Cap 240 Super Rare'e kurdum. E, tabi turnuvanın son 7-8 game'i ki bizim için, Super League biteceği için. E, Cap 240 sene sonra bittikten sonra devam edecek mi etmeyecek mi bilmiyoruz. Bundan dolayı olabildiğince Cap 240 tarafına ağırlık vermeye çalışacağım. E, önce o kadroyu anlatayım. Mert Günok, Omar Koley ve Raşit Gezal'la Beşiktaş üçlemesi yaptım. E, Gezal az başlar mı başlamaz bu hafta nezdinde emin değilim ama yine de e, başlaması ihtimali bana daha yakın geliyor. Ondan dolayı Gezal'ı burada kullandım. E, daha sonrasında Ali Sov ve Francisco Calvo ikisiyle birlikte burayı tamamladım. Yani kağıt üstünde fena bir kadro gözükmüyor. Tabii Kep bizi zorlamamış olsa çok daha iyi kadro kurabiliriz tarafı ama maalesef hep bizi zorladığı için olabildiğince en iyi kurmaya çalıştım. kalbo e, son zamanlarda gerçekten çok iyi puanlar yapıyor. Ondan dolayı onu burada kaptan yapmak istedim. E, geçen hafta da Koley'in bir golü vardı. Umarım yine benzer bir senaryo yaşatır veya çok iyi puanla bitirir ve bizi artık o e, yeni sistemdeki ilk threshold da uzatır. Çünkü yeni sistemde hiç threshold alamadım. E, bakalım. KBP 70 Süper Lig tarafında da e, ola ki e, Bahadır'a bir şey oldu ki bunun olmasını istemeyebilirim. Çünkü e, Bahadır'ı da kullandım kadromda e, ola ki bir şey olur. Tabii ki Ertaş oynayacaktır e, onun yerine. Belki Ertaş e, form durumu düzeltirse e, yine oynayabilir. Ondan dolayı burada Ertaş kullandım. Yanında Radakovic, Edin Višća Hajurayt ve Dries Mertens kullandım. Bu arada hafta arası ve hafta sonu tekrar hafta arası maç olacağı için e, Ceko'nun e, oynayıp oynama ihtimalini tam olarak kestiremedim. Çünkü e, 7 günde 3 maç oynayacak Fenerbahçe ve Olympiakos karşısında e, 3-2 mağlup güçler hatta 3-0'dan 3-2'ye gelmişlerdi. E, bayağı keyifli bir maçtı aslında. Özellikle Fenerbahçe'nin geri dönüşe başladığı zamanlardan sonra daha keyifli bir maç oldu tabii ki. Ee, umarım Fenerbahçe oturu geçer ve Ceko da orada e, as rolü oynar diyeyim. E, o yüzden Cekoyu bu gamikte kullanmadım herhangi bir yerde. E, onun yerine Hajrite, Alisov ve benzeri kullandım. Yani bu şekildeydi. Kep süper Yer tarafta da bir. E, bu hafta nedense e, Ankara Gücüne güveniyorum. E, tabii rakibinin antep olması büyük e, rol burada. Yani Antep maalesef e, iyi bir futbol oynayamıyor ve içeride Ankara gücünün kazanması gereken bir maç olduğunu düşünüyorum. E, bunların hepsini hesaba katarsak e, Ankara gücünün bu hafta iyi puanlar yapabileceğini düşünüyorum. E, tabii ben biraz Ankara gücü tarafına bir sevdam var e, yalan olmasın biraz e, o tarafa kayıyorum sevgimiz var biraz Ankara gücü tarafına. Neden olduğunu bilmiyorum ki Beşiktaşlı bir olarak kolay değildir. Muhtemelen Ali Sov etkisi. yani Bahadır, Kitsuyu ve Tolga Ciğerci üçlemesi yaptım ki Ankara gücünden alınabilecek 5 isimden 3'ü bunlar zaten. yanına Vincent Abubakar koydum. Abubakar neden koydum? 29 kepti ve gerçekten çok iyi bir yer açmış oldu bize. E, Abubakar'ın as başlar mı başlamaz mı bilmiyorum. Bence az başlamama ihtimali biraz daha fazla Abubakar'ın. Ama yine de onu burada kullanmak istedim. E, Leo Duarte'yi oraya koyabilmek için yanına da Leo Duarte'yi ekledim. Ve bence gayet iyi bir kadro oldu. Cap 320 Super Rare tarafı için. Gelelim e, Kep 40 süper Air'e. E, Ankara gücüne güvendiğimi söylemiştim. Burada Ankara gücünden Cerci, Kitsuyu ve Sov kullandım. E, bu hafta gerçekten bu üçünden beklentim çok büyük. Umarım beni yanıltmazlar. E, Leo Duarte ve e, in, e, Fransa 2. Lig'den e, Valensines'in kalitesi olan Jean Luchet'la birlikte Kep 40'ı kapatmış oldum. Yani bence aslında hiç fena bir kadro değil. 80 doların burada gelebileceğini düşünüyorum. Neden olmasın? Ee, gelelim Kep 120 Super Yer'e. Burada e, kaleciden feragat etmem gerekiyordu ve defanstan feragat ettim. Diğer 3 ismi koyabilmek için. Sinan Bolat ve Milad Muhammadi kullandım. Kim Milad Muhammadi benim beğendiğim bir topçu ama sorar nezdinde hiç iyi puanlar yapamıyor. Orada biraz sıkıntı var. Eee e, bu hafta belki iyi puan yapabilir. Bir hafta iyi puan yapmıştı bu arada. 5-6 haftanın biri de iyi puan yapmış. Diğerlerinde çok kötü puanları var. E, umarım o haftalardan birisi bu hafta olur. Yanına Yusuf Sarı koydum. E, Mama Dufal ve Edwin tamamladım. Bence Cap 120 için gayet tatlı bir kadro. Yusuf Sarı'yı da kaptan yaptım. E, gelelim Cap 170 Limit tarafa. Burada Mert Günok, Leo Duarte, Tolga Ciğerci ve Semih Kılıçsoy'la Wood Vegors'u kullanarak bir Kep 170 kadrosu kullandım. Yani denedik diğer kaloru hızlandırayım. Çünkü bundan sonraki kalıplar zaten yavaş yavaş birbirine benziyor. Bende çok fazla kart var bu arada. Biraz trade deniyorum bu aralar. E ona rağmen yine kendi bizimlik nezdinde bildiğim tanıdığım kartları gidiyorum. E diğer kartları çok fazla kullanmıyorum. Gelelim 40 limit tarafa. Burada Beşiktaş 4 demesi yaptım. Mert Kuno Komar Getson Fernandes ve Gezal'la e son olarak da Ali Soğla kapattım. Ali bu hafta gerçekten güveniyorum. Gördüğünüz gibi her yerde kullandım. Umarım beni yanıltmaz. Sinan Bolat, Stelios Kitsiyu, Edin Vizca, Ali Soh ve Najip Uysal'a da Kep 120 kadrosu yapmış olduk. evet geçelim Challenger tarafına. Challenger tarafında aslında herhangi bir rekabetçi kadrom yok. buraya kurduğum kadronun sebebi şu şekilde. Örnek veriyorum Süper Yer'de Box için kurdum bu kadroyu. tabii ki kalecim oynamıyor ama 4 isim oynayan isimlerden oluşmasını Düşündüğüm isimler tabi edince koyu söylemiştim muhtemelen az başlamayacak ama sonradan gelip skorda yapabilir Bunu da göz önünde bulundurdum olabildiğince iyi kaldılar kurdum bu taraflara ki e, Belki şansımız yaver vergiler baksa ulaşırız tabii ki bir kart ödülü beklemiyorum bu kablolardan ama box kazanmak e, Kart kazanma ihtimalinizi e, Arttırıyor hiç Hiçten iyidir box kazanmak diye düşünerek kadroları oluşturdum keza yine rare tarafta e, Aynı şekilde limited tarafta da bir tane e, sallamasyon diyebiliriz. Hissiyat diyebiliriz. Böyle garip bir kadro kurmuş oldum. E, Kaptonda Losa yapmışım burada. Yani e, bugünlük bu kadardı. video beğenir. Abone olsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bunun akabinde hala sonra kaydolmazsanız şurada ya da şuralarda bir yerden kaydolursanız olursanız e, 0 TL ile 1500-1600 TL olmuştur muhtemelen. Bir galeriye sahip olacağız ve her hafta iyi ödüller kazanabileceğiniz bir senaryo oluşturdum. O senaryo değiştiği için net bir şey söyleyemiyorum. Discord üzerinden bana ulaşırsanız detaylı yardımcı olurum. Yine yorumlar kısmından istediğiniz soruyu veya aklınızda bulunan her şeyi yazabilirsiniz. Efendim kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın. Bay bay diyorum. Bay bay.